Çiftçinin programı Milletin Kanalı Kon TV kanalından bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün yine çok değerli konuklarımız olacak. Ama ben konuklarımıza gelmeden önce iki konuyu arz etmek istiyorum. Birincisi dün şeker pancarı üzerine bir program çekimi yaptık ve ne yazık ki çiftçinin hasat edilen ürünün alım alanında bir program tamamlaması yapalım dedik. Yani tarladan yetişen şeker pancarının hikayesini çekelim dedik. Ama geldik ki ne yazık ki bir kantarda çekim yapamadık. Neden? Üst yönetimden müsaade almadığımız için. Eyvallah dedik. Ama oradaki çiftçi kardeşlerimden ben özür diliyorum. Çünkü bir hasbihal edecektik, konuşacaktık. Ve çekim izni olmadığı için de, çekim müsaadesi olmadığı için de ve burası da Konya Şeker'in bir kantarıydı. Özellikle belirtmek istiyorum. Konya Şeker'in bir kantarıydı. Konya Şeker dediğimiz kurum bir çiftçi kooperatifi. Ve ben o kurumun bir kooperatif üyesi olarak ve bu ülkenin 6 yıllık bir tarım basıncısı olarak bu alanda görüntü alamadım. Ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Evet, oradaki arkadaşlardan da özellikle özür diliyorum. Ve e, isimcek belirteyim. Nazif abi, Nazif Kocuk, Yarmadan. Ve oradaki göremi, beni bekleyen arkadaşlar vardı görüşemedim. Onlardan özür diliyorum görüşemedik. Hızlı bir şekilde çıkış yaptığımız için. ikinci bir konuda dün şahit olduğumuz bir sokak köpekleri faciasına şahit oluyorduk. Bir e, özellikle Konya e, Hurdalık göbeğinde yaklaşık 8-10 tane köpeğin bir insana saldırışını gördük şahit olarak. Ve oradaki trafikteki 5-6 tane arabanın bir anda frenlerini çekilip o köpekleri o insanın üzerinden ayırt ettiği anın, bir facia anının vardı. Ve o kardeşim yani benzin sararmış, korkudan kendini kaybetmiş. İki yıl önce de konuştuk bu mevzuyu. Üç yıl önce de konuştuk ve dedik ki sabah erken saatlerde çocuklarımız okullara gidiyor. Ve sokaklarda gezen bir ton başı beş köpekler var. Lütfen buna artık bir çare bulunsun. Lütfen belediyelere özellikle bu konuda seslenmek istiyorum. Evet. Şimdi konuklarıma girmek istiyorum. Bugün Aksaray ah tarımını konuşacağız. Aksaray'da ah tarımda neler oldu? Yılın değerlendirmesi, özellikle son hasat ürünü olan şeker pancarı ve yine geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Su olmazsa tarım olmaz, su olmazsa üretim olmaz. Bildiğiniz üzere bu su nasıl tarımsal üretimde Güneydoğu'ya ihtiyaçsa Konya Ovası'na en zaruri ihtiyaç. Konya'ya ihtiyaçsa Afsaray'a ah da ihtiyaç, Karaman'a ihtiyaç, Nevşehir'e ihtiyaç ülkemizin tarım yapılan bütün alanlarına ihtiyaç. Ve denizlere akan o akan sular lütfen boşuna akmasın. Artık bu tarımda bu suyun ihtiyacını görelim. 6 yıl önce konuştuğumuzda bu kadar su ihtiyacı yoktu. Su bu kadar konuşulmuyordu tarımda. Kuyular 150 metreden, 120 metreden su çekiyordu. Bugün 300-350 metreden aşağı kuyu açılmıyor. Biz 6 yıl önce bu faciayı konuşurken bu kadar dikkat almamıştı. Lütfen artık dikkat alalım. Evet. Ben konuklarıma girmek istiyorum. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve eski Ziraat Odası Başkanı Gazi Mutlu abim. Bu akşam program konuklarımız ve bizi buradan yine özellikle hasreten Aksaray'dan izleyen tüm çiftçi kardeşlerimizle de selamlar ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Şaban Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. En son öbür kanalımıza bir program yapmıştık evet, Aksaray evet. Ben Aksaray tanımına gelmeden önce Gazi Başkanım'a da hoş geldiniz demek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim Şaban Bey. Size nasılsınız başkanım? Buldum. Biz de iyiyiz elhamdülillah çok şükür. Allah iyilik versin. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler başkanım. Benim evet. Şimdi Emin Başkanım'dan başlamak istiyorum. Ee, başkanım e, 2024 Aksaray'da tarım nasıl geçti? Hayvancıyla ileriki ilerleyiş saatlerimize girelim. Aksaray'da tarım nasıl oldu? Özellikle Arapa Buda adından başlayan bir dönem var. Ama onun öncesinde bu hasat dönemine giriş, yani tarımdaki girdi maliyetleri ve arkasından hasat dönemi. Buyurun. Şaban Bey, e, tabii 2024 yılı üreticimize iyi gelmedi. Gerek kuraklık, gerek e, fiyatlar, e, arpayı geçen sene 7 liraya sattık. Bu sene devletimiz 7.250 lira verdi. 25 kuruş gibi bir fiyat verdi. Yani hiçbir ürünümüz, üreticinin hiçbir ürünü bu sene para etmedi. Üretici bu konuda sıkıntılı. Tabi üreticinin elinden çıktıktan sonra fiyatlar yükseliyor. Nedense tabi girdi maliyetleri de ciddi şekilde yüksek. Üreticinin ürünü para etmediğinden dolayı zaten şu anda yükü çok ağır. Girdi maliyetleri çok yüksek. Üreticimizin birçoğu bankalara borcu var. İşte tarım krediye borcu var. Zaten esnaftan alamıyordu. Geçmiş yıllarda esnaftan mazotunu da vadeli alıyordu. Vade farksız. İşte gübresini de alıyordu. Tabi pandemiden sonra biliyorsunuz fiyatlar yerinde durmayınca hiçbir esnafta üreticiye vadeli ürün vermedi ve bu arada da üreticimiz bankalara yüklendi. Tarım krediye yüklendi. Şu anda çiftçimiz ciddi şekilde boşlu e, borçlu. Evet. Ürünü de istediği fiyata satamadığından dolayı sıkıntılı. Bu konuda hükümet yetkililerimiz, üreticilerimizi 2024 de olan borçlarını faizsiz bir şekilde ertelerse üreticimizin önü açılır. Bakın bizim tarlalarımız ee, çiftçimizin üstü açık fabrikaları tarlalarımız bizim e, hayvan çiftliklerimiz üreticimizin fabrikaları binlerce dönüm arazilerimiz var yani tüm üreticilerimizin e, bu üreticiyiz o fabrikalarda yani üretime bir küstürürsek gıda da ciddi şekil, şekilde sorun yaşarız Rusya'dan işte arpa buyda getiririz işte et ithalatı yapıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız aç evet. açıkladı. Bunları getiririz. E, aksine çiftçimize sahip çıkılması lazım. Ülke çiftçisine, Aksaray çiftçisine sahip çıkılması lazım. Ki e, sahip çıkıldığında ben şuna inanıyorum bir üretici olarak e, bizim e, Türkiye'yi de doyururuz. Yabancı ülkeleri de doyururuz. Bakın şu anda bir sürü Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. İşte çiftçimiz çalışıyor, inadına çalışıyor, zorlayarak çalışıyor. Daha tar e üretmek için, hem kendi ekonomisine katkıda bulunmak için, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak için. Ama şu geldiğimiz noktada üreticimizin nefesi iyice kesildi. E yeniden nefes vermek lazım üreticiye. Pandemide tarımın ne kadar kıymetli olduğunu <laughs> hep beraber gördük. Doktorlarımız tamam bizim için kıymetli. Doktorlarımız, öğretmenlerimiz kıymetli ama tarladaki insanlar da çok kıymetli. Evet. Bunlara da değer verilmedi ve tarlasında insanları küstürmemek lazım. Şu anda çiftçilik yapan insanların yaş ortalaması 58. Evet. Gençleri biz köyde tutamıyoruz. Gençleri bu gençlerimizi köyde tutmanın yolu Tarımı cazip hale getirmek lazım. Tarımı cazip hale getirmek lazım. Bir de az önce şunu söyledim. Tarlalar bizim üstü açık fabrikalarımız. Bu üstü açık fabrikalarda gençlerin e, orada tutabilmemizin e, diğer bir şey de, bakın organize sanayide adamın iki kişi çalış, kimseyi hani küçümsemiyoruz İki kişi çalıştırıyor, üç kişi çalıştırıyor, beş kişi çalıştırıyor organizede olduğu için buralar fabrika oluyor. Ama bizim tarlalarımızdaki işte atıyorum adamın bin dekar tarlası var. Yüz dekar tarlası var. Buralar ya diyor köylü diyor. Tarla diyor. Çiftçi diyor. Ee, oraya iş kur aracılığıyla nasıl eleman veriliyorsa köydeki gençleri organize sanayiye yönlendirmemek lazım. Köydeki gençleri o tarlalarda bırakmanın yolu bence e, işkur aracılığıyla adam ailesinde genci varsa genç kızı varsa genç oğlu varsa e, işkur aracılığıyla ÇKS'ye kayıtlı olan çiftçilerimize birer, ikişer, üçer kontenjan verilmeli. Çiftliğine hem çiftliğine bakacak hem de o köyden şehre göç olmayacak. E, sigortası olmadığından dolayı köylü, çiftçi, birçok çiftçimiz Hani Kızını köylüye vermiyor, sigortası olmadığı için vermiyor. İlla sigortalı bir iş olsun diyor. En azından o gençlere de e, sigortalı olursa en azından orada kalır, o da evlenir, şehre göçmemiş olur. Evet, buradan e, çiftçi kardeşlerimizden özellikle bir ricam ve esirhamım var. Malum pancar hasat dönemi olduğu için bana özellikle e, resmi olmak kaydıyla ilgileniyor. Kantarlara, fabrikalara gönderdiğiniz şeker pancarı polarlarında WhatsApp hattımızdan bana bilgi olarak paylaşırsanız ve sevinirim. Ama paylaşırken bağlı bulunduğunuz ilçe veya köyü belirtirseniz ismen onu da çok sevinirim. Buradan da biz bilgi olarak görmüş oluruz. Programa da katkınız olmuş olur. Çünkü burası çiftçinin ekranı. Sevgili izleyiciler, çiftçi kardeşlerim burası çiftçi ekranı biliyorsunuz. Artık bundan sonra iki haftaya bir, üç haftaya bir burada çiftçi meclisi oluşacak ve iki çiftçi kardeşimiz, üç çiftçi kardeşimiz Burada yine program konumuz olacak. Nasıl zira doğrusu başkanlarımızı alıyoruz. Yani e, biz aslında istiyoruz ki Konya'nın ilgili ilgili ve bilgili tarımda deneyimli siyasi bürokrasiden almak istiyoruz. Ama yok. Yok ne yazık yok işte. Yani almak istiyoruz. Çünkü bizim güçlü bir devletimiz var. Devletimizin içerisinde Konya'mızın da iyi bir bürokrasi temsilciliği var. Temsilliği var ama tarımla ilgili ne yazık ki Yok. O konuda diyecek hiçbir şey yok. Evet. Ben Gazi Başkanım'a devam etmek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim Şaban Bey. Eskil'in ziraat odasına kayıtlı çiftçi sayısı ve ortalama arazi olarak ekim nedir? Eskil'de evet. hangi ürünler yoğunlukta ekliyor? Oradan başlayalım. Buyurun. Şimdi Eskil'de kayıtlı aktif çiftçi sayımız 3500'dür. Üretim yapan. Toplam 855.000 dekar arazimiz var. Ee, bunun 55 bin dekarı mera arazileri. 605 bin kayıtlı arazimiz var. Ee, 190 bin civarında da bir e, mera ve hazinelerden oluşan kayıt dışı ekimler var. Burada bölgenin ürünleri, şeker pancarı, mısır, e, buğday, arpa, yağlık ayçiçeği az da olsa Bunlar ekiliyor. Evet. Peki şu an e, şeker pancarı hasat dönemi. E, evet. Nasıl çiftçi şeker pancarından şu anda memnun mu? Kantarlarda durum nasıl? Evet, hasat Şaban Bey. E, şimdi şeker pancarında e, Türk şekerinin e, açıklamış olduğu fiyat, yani e, diğer ürünlere... Bakarsak yani bu buğdayda ya da arpada bugün arpada yüzde üç bir fiyat artışı oldu. Yani onunla kıyaslarsak pancara iyi dedik yani çiftçiler. Ama maalesef e, fabrikalar yani bunlar da şimdi bir elimizde net veri olmadığı için evet. diyemiyoruz yani böyle yapıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz diye. Ama bir şekilde e, bugün mesela bir çiftçim dedi ki başkanım ben e, gece işte bilmem saat kaçta sıram vardı fabrikada. 14.50 küsür şeker oranı geldi dedi. Benim pancarım bir gün önceki randevumda sıramda 20-21 bu bantta bir şekerim oranım vardı dedi. İtiraz ettim dedi. Tekrar yenilemeye aldılar dedi. 21.30 şekerim geldi dedi. Bunu da yani böyle bir dengesizlikler var. Şimdi yani korona yani değeri 141 TL. Tabii, değeri tabii. Yani. Şimdi buradaki arada 7 gibi yaklaşık 7 puan gibi e, bir fark var. 700, 47, 28, 980 lira yani yani aklın almayacağı bir fiyat farkı doğuyor. Aynı araçta bu. Evet. Aynı bu araçta. Bu gibi dengesizlikler var. Bu gibi dengesizlikler nereden kaynaklanıyor bilmiyorum şimdi. Ama şimdi bunların... Başkanım, burada şöyle bir durum var. Ben de çok gezerim. Bununla ilgili de dün tarlada bir program yaptım ve evet. buradan ee, sevgilerimi sunuyorum. İsmim de Meta abim. Özellikle bu işin altılı sıra söküm makinesini ilk konyosuna getiren çiftçilerden birisi. Evet. Ve bununla ilgili yani bizim zaten analiz yaptığımız çiftçiler çok özür dilerim yanlış anlama İşi bilmeyen acem insanlar değil. Bu işi yıllarca yapan doğduğunda şeker Tabii. pancarını bıçakla Aynen. kesmeye başlayıp gelberiyle söken çiftçiler bunlar. Bugün altı sıra söküyor ama bugün 20 sene öncesinde dolap makine yokken Yok, gelberiyle tamam. bıçakla kesilen bir pancar Tabii. vardı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bugün Çumra'yı gezerken ve Ova'yı gezerken Konya Ovası'nın kölene büyük özellikle İsmil Karkın bu ara Ova Hayroğlu şöyle bir olayla karşılaşıyoruz. Ya diyorlar ki biz bu ovada yıllarca pancar ekiyoruz. Biz 13 poları hiç görmedik. Evet. Burada da analiz yapıyorum. Özellikle yapılan analizlerde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani acaba fabrikaların ölçümünde mi bir problem var? Yoksa tohumla iklim değişikliği arasındaki, tohumla iklimin arasındaki bir uyumsuzluk mu var? Hayraç Şaban Bey, şimdi şöyle. Aynı araçta yaşadığımız olay bu. Evet. Bunun örnekleri var, bir değil. Yani şimdi hava kurak, yağmur yok, yaşıyor. 15-18 fabrika fire kesiyor. Yıllarca, yıllarca bu fire, çamurlu sökümler zamanında fire konuşuluyordu. Amin. O eyvallah. Tamam. Amin. Yani bir tamam. puan, iki puan oynuyordu. Evet. Ama bugün bir polar 141 TL. Tabii. Bir poların yani tl. ciddi, tl. ciddi bir bırakan, bırakan. Şu girdiği zaman büyük para. Evet. Bence şu olmalı Şaban <laughs> Bey. Araya girdim kusura bakmayın. Buyurun, 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 buyurun tabii ki. Ee, şimdi şeker fabrikalarını özelleştiren devletimiz Türk Şeker. Burada Türk Şeker'in bir ekip kurup ya da iki üç ekip kurup bölgelere gidip bu e, ölçüm cihazlarını iki güne bir ya da gerekiyorsa her gün denetlemesi lazım. Burada olan üreticimize oluyor. Evet. Üreticimiz şu konuda sesini çıkarmıyor. Tabii bunu tüm fabrikalara demiyoruz. Evet. İstisna duyuyoruz. Tabii. Ee, üreticinin biri sesini çıkarttı mı otomatikman ertesi sene kotası iptal oluyor. Otomatikman kotası. Fabrikalarda çiftçi hakkına aradı mı yani hafif <laughs> e, tabiri caizse şeyini gösterdi mi o çiftçinin kotası ya eksiliyor ya iptal oluyor. Evet. Bunu devletimiz, hükümetimiz işte Türk Şeker bunları denetlemeli. Nasıl özelleştirdiyse hani özelleştirince daha iyi olur, daha rantabul olur diye özelleştirdilerse tamam özelleştirin ama devlet bunları boş boş bırakmamalı. Evet. Bakın bizim bölgede iki tane şeker fabrikası var. Biri Bor'da, biri Aksaray'da. Ee, Türkiye beşincisiyiz şu anda pancar sıralamasında. 1 milyon yüz bin, 1 milyon 200 bin ton e, pancar üretiyoruz. Pancar üretiyoruz. İki tane fabrikayı besliyoruz. Şimdi tabii İç Anadolu'nun en büyük sorunu e, az önce sen de belirttin su. Evet. Biz iki fabrikayı beslediğimiz gibi Türkiye'de aşağı yukarı e, 4-5 tane fabrikayı daha besliyoruz. İşte Sakarya'ya gidiyor, işte e, Elbistan'a gidiyor. Birçok yerlere gidiyor, e, pancar gönderiyoruz. Türk şekerin bunları da kontrol altına alması lazım. Aksaray'ın suyunu Aksaray'ın suyunu örneğin e, Elbistan'a gönderiyoruz. ya Elbistan'daki fabrikayı Elbistan'daki çiftçilerimiz beslesin, pancarını eksin, e, oraya pancar versin. Aksaray'daki Aksaray'daki pancarın oralarda işi yok. Ne oluyor? İşte İç Anadolu bölgesinde, işte Aksaray zaten su kıtı e, Türkiye'nin en kurak illerinden biriyiz. Ve dediğim gibi 5-6 tane e, fabrikayı da biz buradan besliyoruz. Bunu hem suyumuzun gitmemesi için suyumuzun gitmemesi için hem Aksaray, Aksaray'daki pancar çiftçisine e, sahip çıkmak için e, bu münabeyi doğru dürüst kontrol etmeleri lazım. Münabey münabe dışına ektirilmemesi lazım evet. pancarın. Başkanım ben bir konuya girmek istiyorum. Geçen hafta belirtmiştim yine belirtmek istiyorum. Özellikle Türk Şeker Ereğli fabrikalarının kantarlarında gerçek manada bu yıl gözetleme şekilde bir problem var. Ve Buradan Türk şeker yetkililerine buradan canlı canlı seslendik. Yine seslenmek istiyorum. Özellikle Otamış Kantanı gördüm ben. Ve Otamış Kantanı'nda hala bir sıra problemi var. Yani veren çiftçiler 3 gün 4 gün bıraktı panca sıra bekliyor. Yazık. Yani bu çiftçi zaten bu sene soluğu üretimde burnundan alıyor. Lütfen evet. işimizi like ile yapalım. Yani o koltuklardan ekmekler yiyoruz. Bu fabrikalar denetlensin. Zaten Türkiye'nin şeker pancarını Konya Ovası ve etrafındaki havzadaki iller üretiyor. Yani Amasya buradan götürüyor. Ada Pazarı buradan götürüyor. Başkanın bahsettiği gibi yetmediği zaman Elbistan da buradan götürüyor. Bu havzadan götürüyor. Ama geldiğimiz zaman asıl pancarın toplanma alanlarındaki hele devlet üretim alanlarındaki kantarlarda gerçekten bu sene çok büyük problem var. Lifler arızalı. Ben gidiyorum. O kadar sıra var. O kadar sıra var. O kadar sıra var. Ben otamış kantarlarından yıllarca pancar çektim. Bu kadar sıra olmuyordu. Ve hala hala ve şu anda çift lif çalışıyor. Çift kantar, e, çift lif çalışıyor. Ama baktım geçen. Yani durum işler acısı. Lütfen. Türk şeker yetkilileri. Buradan özellikle seslenmek istiyorum. Bu bölgenin çiftçisinin özellikle orada bir eziyeti var. Sıra eziyeti. Adam traktörünü bırakıyor köyüne gidiyor. Veya traktörü bırakıyor pancarı. Şef diyor ki dört gün sonra gel. Ya dört gün pancar orada bekliyor. Dört gün. Ya bu kadar yani geçmişte bir randevu sistem vardı. Bilmiyorum yürüdüm yürümedim. Bu sene bir ihale verilmiş. Geçen yıl 25'te verilen ihale bu sene 12'de verilmiş. Ve liftler arıza yapıyor. Ona göre yapılmıyor. Yine söylemek istiyorum. Çiftçi zaten solu burnunu alırken zaten son hasadı. Seneye ne yapacak çiftçi ona da karar vermiş değil. Sevgili bakanımız bir üretim planlaması hazırladı ama çiftçi kardeşlerimiz ne yapacak onu da bilmiyor. Babam şimdi bir karaman bir çumra benim babam ya. Ziraat e, odası, yok e, ilçe e, tarım müdürlüğü, yok orası geziyor. Ne ekecek bilmiyor. Affedersiniz çok özür dilerim. Hani derler ya yani deli koyun gibi oradan o, oraya geziyor. Üretim planlamasıyla evet. ilgili Evet başladım. bence e, tabii benimsediğimiz, önemsediğimiz yerleri var kesinlikle. E, 2000, yani 2025 yılında şu anda ekeceğimiz ürünleri hazırlıksız yakalandık. Bence 2025 yılında bunun programa girmesi lazımdı. <laughs> Birçok üreticimiz e, tohumunu aldı, gübresini aldı, hazırlıklarını Geçen yaptı. Kalan Tabii var. hazırlıklarını yaptılar. Birçok üreticimiz hazırlıksız yaptı. Yani önünü görmeden hoppala getirdiler. E, çiftçimizin önüne koydular. Tamam biz üretim planlamasına kesinlikle karşı değiliz. Evet. Kesinlikle olması lazım. Eee <laughs> ürünleri üst üste ekmememiz lazım. Kesinlikle. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi e, Mısır'da işte e, 4 sene ekim planlamasında planlanmış. Bence 4 sene çok. Evet. 3 sene olması lazım. 3 sene. Engellenecekse üretim planlamasında, engellenecekse bakın gene suyumuz yok diyoruz. Aksaray Ovası'na eskiyle işte es ilimizin en büyük ilçelerinden Eskil başkanımız anlatır. Konya borsasını da besleyen Eskil'in buğdayı tabii tabi, tabi, tabi bölge Protein değeri evet. çok yüksek Tuz Gölü havzasından dolayı. Üretim planlaması bakın şu anda bizim ilimize dışarıdan gelip patates ekiyorlar. Kendi topraklarını öldürdüler, zehirlediler patatesin hastalıklarından dolayı. Yani ben şuna karşıyım. Adam Bursa'dan geliyor. Sivas'tan Mersin'den geliyor, geliyor. Mersin'den geliyor. Nevşehir'den geliyor. Nide'den geliyor. Aksaray topraklarına tabi kirasını yüksek e, tarlayı kiralıyorlar. Çiftçiye de cazip geliyor ama bugün için aslında verilmemesi lazım. Evet. Bunlara dışarıdan gelene e, şeyin verilmemesi lazım. Ektirilmemesi lazım patatesin. Özellikle Aksaray bölgesine. Özellikle Konya Kop bölgesine. Evet. Kop bölgesindeki çiftçiler eksin. Evet. Kop bölgesindeki çiftçileri eksin. Adam ta gelmiş Bursa'da eskiden bir sürü patates ekiyor bunun ektirilmemesi lazım. Bakın evet. İç Anadolu bölgesinin en büyük sorunu en büyük sorunu su. Evet. En büyük sorunu su. Şu evet. anda e, siyasetçilerimizde ciddi şekilde babal var. Evet, kesinlikle. Başkanım, ciddi şekilde babal var. Evet. Bey. Birleşip bir aksarayla bir aksaray bence getiremez. Evet bir Konya'da getiremez. Kop bölgesinde 7-8 tane ilimiz var. 7-8 ilin sivil toplum örgütleri birleşmeli. 7-8 ilin milletvekilleri birleşmeli. Siyasi il başkanlarının birleşmeli ve valilerimizin bir araya gelmeli. Dış havzadan su iç Anadolu bölgesine, Kop bölgesine nasıl getirilir bunun tartışması yapılmalı, projesi çizilmeli. Benim dördüncü dönem ziraat odası başkanı, başkanıyım, dördüncü dönem. ilk dönemden, ilk günden belli benim hayalim dışarıdan suyun getirilmesi ki herkesin hayali evet. o. Ee, bak ilk geldiğimizde 20 metrelerde, 10 metrelerde, 50 metrelerde su çıkıyordu. Şu anda 300 metrelerde. Biz kendi hakkımızı içtik bitirdik, çocuklarımızın da bitirdik, <laughs> torunlarımızın da hakkını bitirdik. Bunun babalı günahı şu anda biz de içinde olmak şartıyla tüm yöneticilerin üstünde. Evet. Tüm yöneticilerin üstünde. Yani es geçilen proje, Kesinlikle. yani başlanan projeler, es geçilen projeler ülkemiz Şaban Bey, ülkemiz, bu siyasetin, bürokrasinin her türlü ne olursa olsun Ülkemiz çok büyük projelerin. bir ülke. Ülkemiz çok büyük bir ülke. Güçlü bir ülke. Yapamayacağı iş yok. Denizi doldurup havalanı yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Kıbrıs'a su altından su götürüyoruz denizin altında su götürüyoruz. Denizin evet. altında su götürüyoruz ama İç Anadolu bölgesine e, tahıl ambarının olduğu yere dış havzadan su getiremeyiz. Yarın yarın istesek de su bittikten sonra getiremeyiz. Evet. Yani yetkililer getirelim dese getirecek su bulamazlar. Başkanım, bununla ilgili 6 sene önce söylemişim bu sözü. 6 yıl önce ilk Bekir Başkanımla, Rıfat Başkanımla yaptığımız programda Murat Yağız başkanımla dedik ki Tedbir imkan var iken alınır. Tabii. Tabii. Ki şimdi Allah vermesin bir felaketten geçtik. Allah vermesin bir pandemiden geçtik ve bütün imkanlar, ekonomik imkanlar gitti. Şimdi hep konuşuruyoruz. Ya dün biz konuşacağımız bir tüneli yoktu. Bir tünel konuşmuyorduk biz bu evet. suyu konuşurken. Gerçekten. Var. Bir Yusufeli barajını konuşmuyorduk. O da ülkemiz için bir ihtiyaç. Biz bu Yusufeli barajı yapıyorsa Konya su projesi yapması gerekli diyorduk. Ama bugün bakıyoruz. Yusufeli Barajı bitmiş. Bizimki Konya Ovası bir muammaya dönmüş. Bir muammaya dönmüş. Yani neden oluyor da bu su var, var su, su da var. Akıtılmıyor. Evet. Ve soruyoruz. Yani bu gündem yaratma değil. Kamuoyu yaratma değil. Bu ülkemizin gerçekten yani Tarım Bakanlığımız özellikle Sayın Cumhur Reisimiz açılış yaptı. Ve çiftçi heyecanlandı ya. Heyecanlandık. Ovamıza su geliyor. Bu Konya'dan bir başlangıçtı. Kızılırman, Tuzgönü'ne, Aksaray'a akışıydı belki. İrfanlı Barajı'nın Cihanbeyli'ye kuluya akışıydı belki de. Manavgat'ın Beyşehir'e, Sedişehir'e Konya'ya akışıydı belki de. Ama ne yazık ki, ne yazık ki başkanım dediği gibi bu işte mücadele hakkı olan herkesin bir bali var. Bu su Konya'ya inmezse, Konya Ovası'na inmezse biz bugünleri çok arayacağız. Altı yıl önce konuştuğumda ben yine söylüyorum. Kuyuların metrajı 100-120 maksimum 150 metreden su alıyordu. Bugün 350-400 metrede konuşuyoruz. Sevgili çift dostlar, 6 yıl önce konuştuğumuzda Konya'mızın siyasetçileri bana dedi ki, ya ruhsatsız kuyularla, geleceğiz Gazi Başkanım, evet. Konya O'sun su projesini çok ekrana getirmeyin. Ya dedim ki, sayın vekillerim, bu bir problem, çiftçinin ihtiyacı. Siz çözün, biz dua edelim. Dua edelim, çiftçi olarak, tarım kesimi olarak dua edelim. Ama çözülmedi. Ama çözülmedi. Yine öyle duruyor. Ve biz istiyoruz. Biz kötü bir şey istemiyoruz. Biz ülke adına, Türk tarım adına bir hizmet istiyoruz. Bu bir ağıbet meselesi. Bu bir memleket meselesi. Bu bir Türk tarımının gelecek meselesi. Bu bir Türk tarımına yetişen köylerin, köylerdeki gençlerin köylerde kalma meselesi. Başka bir şey değil. Ve biz bunu hep isteyeceğiz. Bu çiftçinin, bu üreticinin, eli nasırlının boylu boyuna hakkı. Konya Ovası çiftçisinin hakkı. Ve biz bunu isteyeceğiz. Bu bizim hakkımız. Su bizim hakkımız. Birazdan değineceğiz. Ruhsatsız kuyular. Dedik ki imar barışında, emlak imar barışında bir proje yapıldı. 2017'ye kadar olan bir proje yapıldı. Ve ben sevgili Konya milletvekillerimizle bunu çok platformda paylaştım. Dış illerin tarımdan sorumlu vekilleriyle çok platformda paylaştım. Dedim ki Konya Ovamızın ve birçok illerin ruhsatsız yeraltı kuyu problemi var. Bu, bu gelecekte bir kanayan yara. Çünkü bugün bir kuyunun ortalama maliyeti 1 milyon TL. Çiftçi bu kuyudan suyu alıp o tarlasını sulamak zorunda. Ve bir daha bakıyorsunuz ki jandarma geliyor kapatıyor. Ya diyoruz ki kardeşim bu su o çiftçiye ihtiyaç. İhtiyaç. Su olmazsa üretim yapamayacak. Türk tarımını kraç tarıma döndürün sulak tarımı. Ondan sonra Türk tarımı hangi noktada olacak? Bir doğruya bakalım. 10 yıl önce kurduğumuz hayaller vardı. Tarımda endüstri dördü konuşuyorduk biz. İnsansız traktörleri, insansız tarım makinelerinin Türk tarımında işleyişini ve insansız uydu sistemiyle hiç insanın başına gitmeden tarlalara sulayan sulama sistemlerini konuşuyorduk. Bugün kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Ama artık hayal kuramaz olduk. Hayaller bitti neredeyse. Neden? bir ton satlık traktör, bir ton satlık arazi, bir ton kiraya verecek, icra verilecek arazi. Artık insanlar tarlasındaki kuyu gözü görmüyor. Çünkü kuyu çalıştıracak elektrik parası yok. O sezonda kuyu çalıştıracak elektrik parası bulamıyor. En büyük sıkıntı da belki bir açık kapısı Ziraat Bankası vardı. Bugün o da kapalı. Ve ben ısrarla söyledim, yine söylüyorum. Sevgili Maliye Bakanım, Tarım Bakanımız lütfen Ziraat Bankası'nın kapılarını çiftçiye aralayın. Ziraat Bankası olmadan çiftçi ayakta kalamaz. Çiftçinin nakidi de sistemi oradan ihtiyaç isem oradan dönmek zorunda. Lütfen. Biz işin içinde olarak biz bunları yani boş bir şekilde konuşmuyoruz. Çiftçinin ihtiyacı orası. Çiftçi bugün kapıyı çalacak hiçbir esnaftan alacağı para yok. Çünkü esnafın parası da bir yerde bağlı. Artık çiftçiye verecek parası da yok. Lütfen. Ziraat Bankası'na özellikle çiftçiye istisna yapın. Çiftçi üretmek zorunda. Evet başkanım. Geçen evet. e, konuşmamızda patatesle ilgili bir su hesaplaması yaptım demiştiniz. Biraz onu paylaşabilir miyiz? Emin Başkanım da biraz önce konuştu ama buyurun. Evet, e, şimdi e, bu planlı üretimde evet. amaç e, suyu e, daha az kullanmak. yani. Ama maalesef e, bu planlı üretimdeki e, plan şu an suyun daha fazla hoyrat kullanılacağını onu gösteriyor. Daha fazla tüketileceğini gösteriyor. Şimdi örneğin e, bölgemizde patates e, her türlü ürünü bütün yani münavebeye... giren ürünlerin arkasına ekilebiliyor. Mesela buğday tarlasına patates ekebiliyoruz, arpa tarlasına ekebiliyoruz, bunu e, efendim mısır tarlasına ekebiliyoruz. Şimdi burada herkesin söylediği gibi e, mısırın çok su tükettiği söyleniyor. Ama mısır inanın bölgemizde patates yani Şimdi e, patatesin tükettiği suyu yüzde ellisini <laughs> ancak tüketiyor Mısır. Yani şimdi biz burada e, bir şey yaptık, hesap yaptık. Patates e, dekara 13 saat evet. su akıtılıyor. E, Yonca'da 12 saat, şeker pancarında 7 saat, Mısır'da 6-6,5 saat, e, işte buğdayda 3 saat. 3-4 yaklaşık 3-4 saat arasında bu güzün işte yağışlara tabii tabi buğday bir suyla da oluyor. iki suyla da. Baharın kıyajda da ama ortalama 3-4 saat dekara suyla yetişen bitki buğday. En az su tüketen arpayla buğday. Arpa da 2-2,5 saat su tüketiyor. Şimdi biz burada patates yani e, şimdi eken çiftçimiz bölge çiftçimiz de değil yani. Dışarıdan gelen Mersin'den Bursadan gelen çiftçiler ekiyorlar. Şimdi patates olmazsa olmaz diye bir şey değil bize göre ama sütün olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Bir çocuk yani patates cipsi yemese de olur bize göre. Ama süt içmezse olmaz. Kesinlikle olmaz. Yoğurt yemezse, peynir yemezse, et yemezse olmaz. Bu çocuğun da yani insanımızın süt, et, yoğurt, peynir yiyebilmesi için yani burada hayvancının gözetilmesi lazım. Ee, Kabayem üretimini çiftçimiz kendisi yapabilmesi lazım. Örneğin münavebe 4 yıl diniyor. Yani Mısır'da evet. 2024 yılı baz alındı burada. Bu kesinlikle yanlış. Yani çiftçi bir nevi yani sırtından vurulmuş gibi oldu. Adamın örneğin yüz dönüm arazisi var. Buna tamamen mısır ekmiş. Şimdi 2025'de ekemeyecek, 26'da ekemeyecek, 27'de ekemeyecek, 2028'de yine tamamen arazi Mısır olacak. Burada planlı üretime geçişte yani bir 2024 kesinlikle yani yani çöpe atılması lazım. 2024 kullanılmaması lazım. O geçmiş. 2025 bazalıp bunu da çiftçinin %33 arazisinin yani münavebenin de 3 evet. yıla düşünülmesi yani dört yıl fazla. Kesinlikle fazla. Şeker pancarında olduğu gibi 3 yılda bir münavebe yapılması lazım. Bu genel çiftçilerimiz için. Şimdi hayvancılığı ayrı kategoriye koymak zorundayız. Niye koymak zorundayız? İlçemizde yani 105 bin büyükbaş hayvan var. Hı hı. Şaban Bey, Evet. bu ciddi bir rakam. 202 bin küçükbaş hayvan var. Şimdi ilçemizin bir ayda 13 milyon litre süt üretimimiz var. Bu üretim Büyük kapasite. Yani ülkemizin birçok ilinde yok. Bakın bu hayvancılığı görmezden gelemeyiz. Evet. Şimdi hayvan sahipleri biz bir işte bilgilendirme toplantısı yaptık. Bunun e, altına bizim çiftçimiz yorum yapmış. Başkanım sonunda makus <laughs> damı da olsa bu sılaj ekilecek demiş adam. İkinci evet. ekim. İkinci ekim. Hayır hayır ikinci değil. Başkanım hmm. 1. ekim. Peki. Şimdi ikinci ekimi bitirdik zaten. İkinci e kapandı. Kapandı. O, kapandı. o sayfa kapandı. İkinci ekim diye bir şey yok. Bunun adını da almıyoruz biz. Yani haşa evet. hortlar diye korkuyoruz. Yok artık. İkinci ekim yok. Bunu bir kere çiftçimiz de kafasına koysun. Biz de hepimiz koymamız lazım. Çünkü su kısıtı bir iliz biz. Evet. Su kısıtı bir bölgeyiz. Şimdi bu konuştuğumuz şeylerin de aslında bir yöne şöyle hepsi boş. Ya esas konuşmamız gereken meseleyi konuşmuyoruz biz. Evet, Şimdi başladım. 1 milyon ton mısır ithal ediliyor. Niye ithal ediliyor? Evet. Yetişmediğinden dolayı ithal ediliyor. Doğru mu? Şimdi bizim suyumuz olsa biz bu 1 milyon mısırı ithal etmeyi bırakın. 5 milyon mısır ihraç ederiz. Bizim konuşmamız gereken su. Evet, su. Bunun gerisi hepsi teferruat. Su o varsa hayat var. Su ya su diye diye inanır mısınız? Su kelimesi aşındı ya. Evet. Gerçekten bak su kelimesi. Başkanım ben köylere gidiyorum ya düğünlere cenaze ediyoruz. Beni sebil görmüş gibi oraya çiftçi kardeşlerim. Evet. Ama biraz önce dedik ya biz kötü bir şey istemiyoruz kardeşim Biz su istiyoruz ya. Tabii. Tarımın ihtiyacını istiyoruz Tarımın ya. ihtiyacı. ihtiyaç. olmazsa istiyoruz. olmaz. Tabi. Olmazsa tarım olmaz. Üretim olmaz. Üretim olmaz. Yani üretim şart. şart. Üretim olması lazım. Biz üretmeliyiz. Evet. Kendi kendimize yetebilmeliyiz. Kendi yani kendimize. Hangi çiftçiyle konuşsak suyu versinler başka bir şey istemez. Evet. Biz üretelim diyor çiftçi. Asıl mevzu burası başkanım. Yani ne oldu da bu havza, bu konuda böyle bir i̇şte e, ceza mudur, ihmal bidir? Evet. İşte ihmal. Evet. Şş. İhmal. Siyasetçilerimiz bakın, ee, burada hani biz sivil toplum örgütüyüz. Ee, İç Anadolu bölgesine iki tane üst düzey, işte başbakan, cumhurbaşkanı geldi. Evet. Kayseri'de Abdullah Bey. Burada Ahmet Bey. Evet. Başbakandı. İşte bu temel, bu filiz onların döneminde atılmalıydı. Evet. Ya evet. İç Anadolu'da başbakan çıkması bizim onurumuz, gururumuzdu. Sevindik, mutlu olduk. İç Anadolu bölgesinde Cumhurbaşkanının çıkması tabi ana hani şey olarak Cumhur mevcut Cumhurbaşkanımızı da seviyoruz evet. ama İç Anadolu'da olduğu için Evet. En azında bir başbakan vardı. bir Al, ana yani evet. Anadolu'dandı. En evet. azında o zaman, o zaman bir proje başlangıcı olmuş olsaydı, bugün bunları tartışmıyoruz evet. olurduk. Yalnız Emir Başkanım şöyle, biz bunu hep Mehmet Ali Yavuz vekilim vardı geçenlerde, devlet suçları eski genel müdürü Özellikle şu konuyu belirttim Başkan vekilim dedim, neden zamanınızda bu çözülmedi? Dedi ki Şaban Bey biz iki konu için çiftçiye dedi gönül söz verdik evet. ve bu sözü Tansu sonunda dedi biz yaptık dedi. Bir dedi e, birincisi pancar fiyatla ilgili bir fiyat evet. Size, Tansu Hanım. Güzel bir fiyat Ben araştırdım evet. 7 buçuk istiyor çiftçi ben dedim ki 8 istiyor ben bir fiyat alacağım. Mehmet Ali Bey. Olduğunuz yerde durun. Çok güzel bir fiyat. Çiftçi çok mutlu olacak dedi. 12'ye fiyat verdik dedi. Evet 11-12. İkincisi de kısa bir reklam arası unutmuyoruz. İkinci konuyu da Reklam bitişinde paylaşıyoruz. Reklam arasından sonra ikinci konuyu da paylaşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası. Evet programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hollanda'dan İbrahim Gülce abi mesaj göndermiş ama İbrahim abi mesajın çok uzun. mesajını okudum. Çok önemli detaylar var, bilgiler var, teknik bilgiler. Doğru Avrupa'da kuraklık yok çünkü Baltık Denizi'nin yağmurları Avrupa ya, Yunanistan'a kadar Avrupa'ya yağıyor. Evet, Gazi <laughs> abi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum özellikle evet. e, ruhsatsız kuyular. Evet. Buradan devam edelim. Buyurun. E, şimdi Şaban Bey, bölgemizde malum evet. ruhsatsız kuyular var. Bunlar herkes tarafından biliniyor. Devlet su işlerinde de zaten herhalde kayıt altında bu kuyular. E, resmi olan kuyulardan çok çok daha fazla. Evet. En az yani en az üç katı bu kuyular. Şimdi e, bu kuyular e, kazılırken, bu tesisler kurulurken yani bir takım kolaylıklar sağlanmış vatandaşa. Yani bölgemizde ruhsatlar kapalı. Evet. Ama bir şekilde kuyular kazılmış, e, elektrikler oraya çekilmiş, tesisler kurulmuş. Çiftçi bunun içinde yani bir para harcamış çok. Hı hı. Şimdi e, burada e, vatandaş komşusuna kızıyor, <laughs> sinirleniyor, öfkeleniyor. Öfkesini komşunun kuyusundan çıkarıyor. Hemen diyor ki işte Şaban Bey'in örneğin kuyusu ruhsatsız efendim bunun kapatılmasını istiyorum diyor. Ruhsatsız, izinsiz su çekiyor diyor. Şimdi az önce de söyledim. Belki ruhsatlı kuyuların inanın üç katı ruhsatsız kuyu var. Şimdi biz yetkililere şunu ilettik bölgemizdeki milletvekillerimize. Hükümetimiz bir imar barışı yaptı. Dedik ki bu kayıtsız, kayıt dışı olan binaları kayıt altına almış olduk. Şimdi bizde de bu kayıt dışı olan e, ruhsatsız kuyularımız var. Bu kuyular içinde bir kuyu barışı olsun istedik, yapılsın. Şimdi sonuçta bu vatandaş bu kuyudan bu suyu çekiyor. Ruhsatlı kuyu sahibinin çektiği kadar ruhsatsız kuyularda su çekiyor zaten. Bunlar buraya e, depo ruhsatı adı altında ya da ışıklandırma adı altında. Alınmış, e, müsaade edilmiş ama ışıklandırma derken bir lamba, bir ampul yakacak bu adam depoda. Yani bunun müsaadesi, e, izni bu şekilde alınmış. E, ben diyorum ki şimdi bu kuyuları kapatanlara, yani bunları resmileştirmeye yetkililere. E kardeşim, e, şimdi bir köyün elektriğini, yani 50-60-80 hane köyün elektriğini 50 kava ya da 100 kava bir, trafa yeterli geliyor. Şimdi çiftçi burada yani bu e, depo ruhsatına müracaat eden vatandaşımız 100 kava, 160 kava, 250 kava hatta ve hatta 400 kava trafa koymuş oraya. E bunu yetkililer niye sormamış kardeşim sen bu bir yakacağın bir ampul, bir lamba için 400 kava trafa sen ne yapacaksın diye sormamışlar. Evet. Şimdi birileri şikayet ettiği zaman veya komşusu komşuyu şikayet ettiği zaman devlet suçları kuyuyu kapatmak zorunda kalıyor. Bu kesinlikle ruhsatlandırılması lazım. Bunların bir kuyu barışı adı altında kayıt altına alınması lazım. Bunlar şimdi bir de şöyle bir durumu var. Bu aboneler, bu çiftçilerimiz ticari abone olarak sulama yapıyorlar. Şimdi örneğin aynı köyde iki kardeş belki de A kardeş ve B kardeş. A kardeşin kuyusu ruhsatlı. Devletin her türlü hibesinden, desteğinden, basınçlı sulama sistemlerine vermiş olduğu 5 yıl sıfır faizli kredilerden faydalanıyor. B <laughs> e kardeş bunların hiçbirinden faydalanamıyor. Evet. Bunun yanı sıra artı bir de ticari abone, abone olduğu için diğer A kardeşten yüzde %50 elektriği, faturayı daha fazla ödüyor. Şimdi bu iki kardeş üretimde nasıl rekabet edecek de yarışacak? Şimdi devletimiz bu yani il ilçe tarım müdürlüklerimize bu insanlarımız şey için ÇKS için müracaat ettiklerinde her ikisi de sulu arazim sulu diye müracaat ediyor. Devletimiz bu insanların üretmiş olduğu ürüne prim desteği ödemesi yapıyor. Mazot gübre desteğini sulu Arazi diye baz alarak ödeme yapıyor, hı hı. ama sadece işte <laughs> bir şikayet esnasında bu adamın oraya gömmüş olduğu tarlaya yani 1 milyon minimum, bakın minimum bu bölgesine göre işte kahvasına göre değişiyor, 1 milyon 1 milyon altı bin lira Paranın yani çöpte kaldığını düşünüyor. Yırtılan Deli Bekir'in yakası. Yakası. Evet. Değil, komple ceketidir bu. Emin komple. Başkanım, ziraat evet. odaları ne iş yapar? Ortak evet. bir soru senden başlıyoruz. Ziraat odaları e, çiftçi, çiftçi tem soruyor, Ziraat odaları ne iş yapar? Ziraat odaları çiftçinin temsilcisidir, evet. çiftçinin haklarını arayan bir kurumdur. E, her zaman çiftçinin yanında olan bir kurumdur. Bakın bu sene e, bizim Türkiye Ziraat odaları birliği genel başkanı işte Konya işte Aksaray'a pancar hasatına geldi, pancarla ilgili tüm sorunları orada dile getirdi. İşte Konya'ya geldi. Konya bir ürünle ilgili tüm sorunlarını dile getirdi. Doğu'ya gitti. Doğu'da aynı şekilde. Biz tabandan ne yapıyoruz? Biz tabandan tüm çiftçilerin sorunlarını alıyoruz. Öncelikle ilimizin siyasetçilerine veriyoruz. Evet. Daha sonra işte genel merkezimize veriyoruz. Ondan sonra da tutuyoruz bakanlıklara. Bizim genel başkanımız, genel merkezimiz oralara iletiyor. Bakın derneksiz yani odasız hiçbir tane kuruluş yok. Berberlerin başkanı var. Evet. Minibüsçülerin var. <laughs> her kurumun temsilcisi var. Biz e, yani temsilci tüm kendi üyelerinin sorunlarını dile getiriyor. Aksaray Ziraat Odası ne iş yapıyor diye sorarsan Aksaray Ziraat Odası'nın 30 bin tane kayıtlı üyesi var. Evet ilçelerimiz hariç 30 bin tabi e, Aksaray'da bir tane 30 bin sayı soran STK söyleyin ziraat odasından sonra <laughs> mesela yani <laughs> şimdi, şimdi Türkiye'nin en büyük e, üyesi olan bir e, birlik ziraat odalarıdır bizim de 30 bin üyemiz var yaklaşık 15 12 13 bin tane aktifimiz var geri kalan e, pasif üye bizim e, tabi öncelikle e, ziraat mühendislerimiz var. iki tane tarım, tarım danışmanımız var. iki tane e, ziraat mühendisimiz var. Zira ilaç bayimiz var. Burada amacımız ticaret değil. Fiyat dengesini korumak. Hı hı. Fiyat denge. Eleme tesisimiz var. E, fabrika gibi saatte 10 ton e, arpa, buğday eliyor. Sorteksli. Üreticilerimizin tabii biz önceliğimiz şu. Üreticimizin sertifikalı tohum alıp ekmesi ama tabi fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı üreticimiz e, kendi tarlasından ya da komşusundan aldığı iyi arpayı iyi buydayı getiriyor, biz eliyoruz, ilaçlıyoruz, torbalıyoruz, çiftçimize teslim ediyoruz. Hatta e, işte Konya'nın bize yakın olan ilçelerinden de geliyorlar, işte Eskilden geliyorlar, Niğder'den geliyorlar. Eleme teslimimiz var, e, paketlememiz var, ziraat odasının baklagilleri üreticimizden alıyoruz, Aksaray çiftçisinden alıyoruz, tüketiciye aracısız bir şekilde, uygun bir şekilde satıyoruz. İşte dronlarımız var, Makine parkımız var. Biz üreticimizin her türlü sorunlarıyla tabi Aksaray'da beş odayız, abi kardeş gibi çiftçimize hizmet ediyoruz. Tarım danışmanlarımız sahada gece gündüz. Tabi biz Aksaray'da ilk diğer tarımda diğer sivil toplum örgütleriyle iç içeyiz. İl Tarım Müdürlüğümüzle kardeş kuruluşuz. İç içeyiz. Hani çiftçilerimizin e, sorunları işte toplantı salonlarımız var. Eğitim veriyoruz. Her şeyin başı eğitim. Çiftçilerimize eğitim veriyoruz. Sertifika veriyoruz. Tabi e, tabii ilimizde e, işte gerek ki sayın valimiz olsun, il belediye başkanımız olsun, <laughs> e, çiftçilerimizden her zaman iç içeyiz. Tabii ki Bizim eksikliklerimiz yok mu? Kesinlikle vardır. Başkanım. Ziraat odalarına bakanlıkça görev, yetki ve sorumluluk tam tekmilli veriliyor mu? Bu konuda ne hissediyorsunuz? Şimdi Allah izin karşıyay. verirse evet. Bu sene e, tabii Çayhasseden söyleyelim. Bu sene başladı. Üç tane ilimize verildi Türkiye'de pilot il olarak. Ben yıllardır şunu söylerim. Yıllardır. E, i̇l Tarım Müdürlüklerinde ki arkadaşlarım birçoğu birçoğu değil hepsi ziraat mühendisi tamam. veteriner. Ee, ya Cheha oradaki personel çalışan arkadaşlarımız A4 kağıdıyla uğraşıyor ya da bilgisayarla uğraşıyor. Cheha'senin Cheha'senin komplesini ziraat odalarına verilmeli. Ziraat odalarına verilmeli. Ee, hayvan e, veterinerlerin de hayvan hayvan varlıklarıyla yani Onunla ilgili de damızlık birliklerine, koyun birliğine yani verilmeli, dağıtılmalı. Ee, toprak doktoru olan ziraat mühendislerimiz sahada olmalı, tarlada olmalı, çiftçinin yanında olmalı. Toprakta hastalık varsa yönlendirmeli, ekeceği ürünü yönlendirmeli. Hani hastaneye gidiyoruz, başımız evet. ağrıyor diyoruz. Ağrı kesici veriyor. Dişimiz ağrıyor diyoruz. Dişimizi çekiyor. Ziraat mühendisleri de bizim toprakların doktoru, işte veterinerlerimiz, bizim hayvanların doktoru. onların onlar sahada olması süt lazım. Süt konusuna girelim. Programımızın sonuna yaklaşırken süt konuda süt fiyatlarında iniş çıkış e, neden oluşuyor? Bu süreç ne zaman bitecek? Ve bunun yanında kırmızı et piyasası. Şimdi şöyle söyleyeyim Şaban Bey. Tabi e, tabii şunu belirteyim. ÇKS'nin ziraat odalarına e, verilmesi e, talep ediyoruz ve e, verilirse ziraat mühendislerimiz sahada olursa verim kaliteyi arttıracağız, verimliliği de yükseltiriz diyorum. Tabii ben kendim az önce belirttim. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sütçülük yapıyorum. Orada da sorunlarımız hat safhada. Şu anda sıcak süt sanayici 12 liraya alıyor. Soğuk sütü 14 lira civarına alıyor. Bunun maliyeti 18 liranın üzerinde. Evet. 18 liranın üzerinde. Yani bunu sanayicilerimize şunu söylüyoruz, ehli vicdan diyoruz. Evet. Biz üretmesek sizin fabrikalarınız çalışmaz. Üreticilere 13-14 lira. De, üretici zarar ediyor. Bazıda lira, lira. evet. Aynen öyle. Üretici zarar ediyor, götürüyor. Ee, ne yapıyor? Hayvanlarını kestiriyor. Hayvanlarını kestiriyor. İşte yem ona keza, sütün bence şu anda sütün 20 lira bandında olması lazım üreticimizin hani ucu ucuna para kazanabilmesi için. 20 lira bandında olması lazım. Küçük aile işletmelerinin de ciddi şekilde desteklenmesi lazım. Bakın büyük şirketler, büyük şirketler onların tek amacı para kazanmak. Onlar bin ineğe bir, bin ineğe bir günde keserler, acımazlar para kazanamazsa. Ama küçük işletmeler, 10 hayvanı, 20 hayvanı, 50 hayvanı olan insanlar o, har, o, har, o har, ahırında, o çiftliğinde, o ineklerin ismi vardır. Evet. İsmi vardır. Özdeşleşmiştir aileyle. Aileyle. Onlar kıyıp da kesemezler. Evet. Aile işletmelerinin özellikle desteklenmesi lazım. Sanayicilerin de vicdana gelip, vicdana gelip üreticinin hakkını vermesi lazım evet. üreticinin, özellikle sütle alakalı Şunu da belirtmek istiyorum üzülerek e, belirtmek istiyorum bakın bakanlığımız tarım bakanlığımız marketleri denetliyor kesinlikle denetlenmeli herkesi her şeyi denetlenmesi lazım ama e, şunu söyleyeyim denetliyor ifşa ediliyor ifşa ediliyor burada ne oluyor İki üç gündür aklımda olan şey bu onu da söylemek e, evet. vicdanen rahatlamak için söylemek istiyorum denetlensin, gıda denetlensin, gece gündüz denetlensin. Ama televizyonlarda ifşa ediliyor, gençlerimizi, çocuklarımızı e, sütten, yoğurttan, yağdan soğutuluyor. Bence e, firmanın biri hileli yaptıysa, hile yaptıysa e, işte sütte diyelim, o firmaya piyasadaki olan tüm ürünlerini toplatması lazım. O firmaya en ağır ceza neyse vermesi lazım. Kapatma cezası vermesi lazım. Ama basında da işte sütte atıyorum şu çıktı, Et de bu çıktı, işte yoğurtta bu çıktı denildiği an gençlerimiz zaten hassas, Z kuşağı. Evet. E bunları ne yapıyoruz? Etten sütten <laughs> soğuduyoruz. Evet kesinlikle. Gene olan üreticiye oluyor. Yok, evet. Etten soğutuyoruz. Bence gene az önce de söyledim. Kesinlikle o fabrikaya, o dönerciye, o lokantacıya en ağır ceza neyse onun verilmesi lazım. Zaten onu verdin, o cezayı verdin ki zaten bir de hakine evet. kendini toparlar. Evet. Ama tutup da işte para cezası verdin ki e zaten adamın e, kanında, midesinde sıkıntı varsa, hainse zaten gene evet. yapar zararını orada çıkarır. Evet doğru. çok. Sütten doğru. soğutmamak için e, firmalara hani böyle basında değil de en ağır cezalar verilmesi lazım. ceza evet. verilmesi lazım ve kapatılması evet. lazım. Evet. Evet Gazi Başkanım. Tarımda iş gücü. Evet. Afganlar ne alemde? Evet. Sizde de durum Maalesef nasıl Maalesef. <laughs> tarımda iş gücü, tarımda, evet. hayvancılıkta. Yani bu ülkenin genelinde. Evet. Şaban Bey. Şimdi bugün sanayiye varsanız da yabancı iş gücü Efendime söyleyeyim, eee narenciyeye varsanız da yani bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler evet. Günü'nde başkanım da biliyor. Her sektörde iş gücü sıkıntısı var. Evet. Yani bu iş gücünün yani ana sıkıntısı şuradan kaynaklanıyor. Bugün şimdi yani bizim ülkemizde 29 tane ziraat fakültesi var. Bugün Almanya'da 5 tane. Fransa'da 6 tane. Yani Avrupa ülkelerinde. Yani bir firmayı da yani zikretmek istemiyorum. yani Almanya'da böyle de bir firmanın olduğu bir Almanya yani. Orada 5 tane ziraat fakültesi var. Bizde 29 tane. Evet. Şimdi herkesin çocuğu üniversite mezunu. Bakın. Mesleki okullara gençlerimiz yönlendirilmiyor. Şimdi bugün Avrupa'da mesleki okulları tercih sayısı veya orada mezun sayısı mesleki okullarda %70. Bizde ise bunun tam tersi. Orada üniversite okuyan %30 mesleki yüzde yetmiş. Biz yüzde otuz mesleki yüzde yetmiş üniversite okuyan. Burada herkesin çocuğu üniversite mezunu olduğu için tarımda, hayvancılıkta, sanayide çalışacak insan bulamıyoruz. Evet. Yani hangi sektörde olursa olsun herkes diyor ki benim çocuğum üniversite mezunu masa başı iş işler. Evet. Şimdi bunun içinde biz maalesef yabancı uyruklu işte ee, işte Afgan uyruklu, Suriye uyruklu e, insanlarla çalışıyoruz şu anda. Mecbur yollar. Mecburiyetten yani e, yerli çalışacak e, yani ne tarımda ne hayvancılıkta insan bulamıyoruz. Evet. Şimdi bunların da sıkıntısı var mı? Var tabii. Şöyle bir sıkıntılar var. Bu insanlar kendi aralarında bir WhatsApp grubu oluşturmuşlar. Örneğin sezon başında Şaban Bey de işe başlıyor bu arkadaşımız. Diyelim yani 25 bin liraya anlaştı. İşe başladı. Bir hafta sonra Emin Başkanım diyor ki 28 bin lira vereyim ben de çalış diyor. Hemen Şaban Bey'in işini ortada atıyor. Kaçıyor. Kaçıyor. Bence, bence şöyle olmalı. Evet. Başkanımın sözünü kestim kusura bakmasın. Evet, buyur. 1960'larda 1960'larda yani Almanya geleceğim başkanım yani evet. dış ülkede nasıl geldi burada Türkiye'de eleman götürdüyse kayıtlı bir şekilde Türkiye'nin de bizden düşük olan ülkelerde kayıtlı bir şekilde kefalet sistemle kefalet sistemiyle dış ülkelerden <laughs> buraya çalışacak kalifi elemanların gelmesi lazım. Evet. Pancarda çalışacaksa pancara geldiğini bilmesi lazım. Hayvan da çiftlikte çalışacaksa çiftliğe, fabrikada çalışacaksa fabrikaya geldiğini bilmesi lazım. Evet. Şimdi başlamak. Bunlar kayıt altında olması lazım. Kesinlikle. Evet. Programımız çok akıcı devam ediyor ama <laughs> üzerek söylüyorum programımızın sonuna geldik. Evet. Ama siz de zevkle bir programda yapmak istiyorum. Başkan. Gazi Başkanım ekranlara ilk davet ettik, ilk misafir ettik. Teşekkür ederim. Çok söyleyeyim. sağ olun. Gazi abim de, Emin Başkanım da geçmişte bizim 15 yıllık yaklaşık e, evet. 15 yıllık bir e, tanışmışlığımız var. İkisi de bölgesinde iyi çiftçi. E, Emin Başkan aynı zamanda yıllardır hayvancılık yapan. Hatta aile neredeyse sülale. Aksaray Tol'da yani hem hayvancılık hem çiftçilik yapan bir aile. Tarımın Aksaray tarımı çok içindeler. Ben de buradan özellikle program çok akıcı geçti ama süre bitmiş farkında değiliz. Çok konu konuştuk ama daha çok konuşacağımız var. Aslında evet. yarım kaldık. Yani evet, bugün yarım evet. kaldık. Daha değinemedik. <laughs> yani tarımın <laughs> sorunları çok. Evet, sor, e, sorun çok. Ben ama su, en büyük sorun su. Evet, en büyük sorun su. su. Buradan su e, olduğu zaman zaten birçok problem çözülecek. Evet, kesinlikle. Evet. Bununla ilgili de inşallah Ankara sesimiz duyar. İnşallah. Sevgili Tarım Bakanlığımız, sevgili Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz, sevgili Çevre Şehircilik Bakanlığımız, sevgili belediyelerimiz, sevgili bu illerin yani Konya havzası, Ovas havzası diyoruz ya. Aksaray Nide, Nevşehir, Karaman, tamam. Konya merkezli bu havza. Yani yukarıdan bakıldığında çanak bir havza. İnşallah umut ediyoruz ki bu havzanın su problemi, su ihtiyacı hızlı bir şekilde çözülür. Ve biz de artık ekranda yeni şeyler konuşuruz, güzel şeyler konuşuruz. O sularda sulanan araziler konuşuruz, sulanan arazinin evet. bereketini konuşuruz. İnşallah umut ediyorum. Güzel bir programdan. Tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Bu arada ben de başkanlarıma çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben salın. teşekkür ediyorum. Aksaray'a da çok selamlarımızı iletiyoruz. Buradan tüm izleyicilerimize ben iyi akşamlar dilemeden haftaya güzel bir şeker pancarı hasat programı çektik. Sevgili izleyicilerimiz ekranlarda sizlerle beraber olacağız. Ve buradan yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Konti ekibi adına teşekkür ediyorum. Daha sonraki haftalarda inşallah yine çiftçi meclisimiz gibi geçen geçtiğimiz haftalarda davet ettiğimiz çiftçi kardeşlerimiz gibi çiftçi kardeşlerimizi, üretici kardeşlerimizi burada misafir edeceğiz. Tarımın hem güzelliğini, hem bereketini ama bunun yanında ihtiyaçlarını, problemlerini, sıkıntılarını da konuşacağız, ele alacağız. Çünkü burası bir çiftçi ekranı ve biz Türkiye'de olmayan bir şey yapmak istiyoruz. Bu ekranlara gerçek manada çıkan üretici olmalı diyoruz ya üreticinin sesiyiz. Üreticinin sesini kendi sesinden duyurmalıyız. Ve biz de buradan üreticinin sesi olmak adına tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Sevgiler selamlar efendim.